Evet. Şimdi... Bu arada inşallah kavga çıkmamıştır. Yani çıkmış da olabilir. Olabilir. Bilmiyorum. Uzman sensin, görüntüler. Ben şimdi orada bir yani çağrının o kadar derilmesinden sonra böyle bir yerden sıyrılmış mıdır? Ben acaba çağrının fiziki bir şey olmamıştır elleri inşallah. Elleri böyle kafaya alıp böyle bir şey hani bir şey yapamıyorum. Evet. Biliyorum kendime bir şey yapmam lazım. Kendime zarar böyle vereceğim. Böyle bir evet. Vücut dili var sanki. Evet. İnşallah bir şey olmamıştır tabii i̇nşallah. Ki. Ben şimdi olayları anlattık ama bazen ne oluyor biliyor musunuz? Böyle biz işte tanıtımdan ipuçlarından falan bir şeyler söylüyoruz. Ertesi gün mi geliyoruz buraya? Anlattığımız her şey çöp olmuş. Evet, meğersem gönüller takımında Dora inanılmaz aykırı sevinçler yapmış meğersem. Veya yani. Ondan sonra diğer arkadaşlardan acaba mı dediğimiz kişiler çok haklıymış gibi olabiliyor. O yüzden de böyle peşin hükümlü olmamak lazım. Ama ipuçları çok güzel, akşamki bölüm çok güzel. O yüzden ben vaktimiz kalırsa tekrar buraya değinmek istiyorum. Bir an önce son izlediğimiz bölümle ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum. Hemen Batuhan'ı konuşalım. Çünkü Batuhan'da bir alınganlık mı var? Yoksa gerçekten takım arkadaşlar onun üzerine bir mobbing mi yapıyor? Bir izleyelim, ondan sonra hep beraber karar verelim. Dün anlat bakalımda oyun oynuyorduk. Her şey yolundaydı. Gayet eğlenceliydi. Son sayıya kaldığında 4-4'tü. Ya hiç istemediğim, beklemediğim bir olay oldu. Ben işte Hanzade ile Dora yarışırken tabii ki bilemesin diye hem içimden dua ediyorum hem de heyecanlanıyordum. Ondan sonra heyecanıma yenik düşüp Hanzade Dora'ya bir şey söyledi. Anlaması gerekirken anlamadı. Ben de böyle yaptım. Ben de biliyorum ama yapmayın. Şey ağzından tek bir kelime çıkıyor. Böyle yapmayın. Sakin olun. Allah Allah. Gerilmeyin. Çok yaklaştık. Hadi bilelim. Söylemedim etmedim. Ne hala? Ağzından. Şey. Abi fena. Maldi geçti. Ben de biliyorum ama ben bir şey yapmıyorum. Neyse. Sana ne anlayacak? Sakin. Şu an değil. Bitince. Neye çıktın? Ya arkada kıyamet koptu ya. Sen niye cevap veriyorsun? Sen niye ona söylüyorsun? Ya diyorum ki bundan ne anlarsın? Bu hareket cevap olamaz ki yani. Söylüyorum. Öykü çıkıyor diyor ki adada tartışın. Ya ben buraya kimseyle tartışmaya gelmedim. Ben bu konuyu niye adada tartışıyorum? Boş muhabbetlerin içine sürekli çekiliyormuş gibi hissediyorum. Yani bundan da kurtulamıyorum artık. Yani dün birazcık böyle hissettim. Burama kadar gelmeye başladı. Yani inşallah bir gün birine patlamam. Çünkü yani böyle yaptım diye de yani bir insana cevap niye veriyorsun? Ya ağzımı açmadım ki bu ne demek yani? Ben böyle yapıyorum şu an ne tahmin edebilirsin şu an? Hiçbir şey tahmin edemezsiniz yani. Boş muhabbetlerin içindeyim sürekli. Şundan bir an önce kurtulmam lazım. Neye tahammül ettiğine dikkat edeceksin. Aslında fark etmeden insanların sana nasıl konuşması gerektiğini öğretiyorsun. Onlar sana sürekli böyle boş muhabbet, beni sürekli boş muhabbetlerin içine alamazlar. Aldırtmam. Ben çok merak ediyorum Batuhan'la ilgili yorumlarınızı. Çünkü ben izlediğim zaman şu bölüme kadar Batuhan'da bir alınganlık hissediyordum. Veya Survivor'a kendini aşırı motive etmiş. Hı hı. Her şeyden bir şey arıyor veya bir an önce bir olay olsun da ben kendimi tek bir tarafa ayırayım gibi bir motivasyonda hissettim. Ama bu olayda da ben Batuhan'a hak verdim. Hı hı. Burada da çocuğun hiçbir günahı yokken hiçbir günah yok. Artık onu susturmaya çalışan bir üçlü var. O üçlüyü de geçen seneki biraz şeye benzetiyorum. Orada Barış, Hayrettin ve Balaban üçlüsü geçen sene. Mert, Ersin, Sercan mı? Mert, Ersin, Sercan üçlüsü. Bak, sanki böyle bir... Aklın yolu bir. Bir böyle bir... Hani o yolda gidiyorlar böyle. Hani tatlı böyle bir beraber oturup sen sus, sen şunu yapma. Sen biraz böyle yönetmeye çalışıyor konseylerde olabilirler. Konseylerde üçünün böyle birlikte oturması lazım ama. Tabii. Aynı yerde oturmalar lazım. Sen ne diyorsun Batuhan'la ilgili? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bir kere çocuk hiçbir şey yapmıyor. Onu tartışmıyorum bile de... Barış'ın arkadan şöyle dürtükleyip müdahale etmesi bence çok çirkin. Ya o da hani küçük olabilir yaş olarak Barış'a göre ama çocuk da değil yani. O da genç değil. 11 yaş küçük. 11 yaş küçük ama ya yine de yani sana yani arkandan öyle biri ani bir dürttüğünde sinirlenirsin zaten. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Ben hani takımın ona karşı bir şey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Mesela Öykün'ün hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Cemal'in de olduğunu düşünmüyordum ben. Belki kendisi yalnız kalmak isteyebilir ilerleyen zamanda ama... Burada tamamen Batuhan haklı çünkü hiçbir şekilde diyelim ki kopya verdi. Hı hı. Böyle mi anlatırsın? Evet. İşte dersin ki bak işte şimdi yakalanacağız yapma. Bir şeyler dersin. Bir şey, bunun bin bir türlü yolu varken yani arkadan gitmek. Kendi takımında olan bir kişiye bu kadar sert böyle bir uyarı yapılmamasını kesinlikle düşünüyorum. Yapılmaması lazım diye düşünüyorum. Ama Batuhan'ın da genel olarak bu iki haftada izlediğim böyle hafif bir alıngan tarafı var. Ya yaşından kaynaklı ya takımdaki herkesin ona göre daha büyük olmasından kaynaklı.
Bir alınganlık var aslında ufak tefek. Belki de işte onlar da bu alınganlıktan etkilendi de diğer yarışmacılar artık böyle böyle onun üstüne mi gitmeye başladı onu bilemiyorum. Onu daha böyle bir iki hafta içinde daha iyi anlarız ya, diye düşünüyorum ben. Şu lafı çok mesela kişiliğiyle ilgili çok ipucu veriyor. Şey diyor ya, Sergen geldi, ona yapılan tezahüratın binde birini bana yapmadılar. Evet işte mesela, evet. O çok tehlikeli. Aynen. Eğer onunla ya da başka birileriyle kendini sürekli kıyaslarsa işin içinden çıkamaz. Çünkü bir süre sonra hepsini rakip görecek kafasında zaten. Kuruyor, kafasında kurması evet, kötü bir şey. O tehlikeli, ona girmemesi lazım. Kafada kurma olayı var mı? Var, var, var. Kesinlikle var. Nasıl mesela? Hissediyorum işte. Ya o geldi şimdi, ona, bak daha ilk günden ona ne biçim tezahüratlar yapılıyor, bana ne yapılmadı iki haftadır. İşte başka bir konuda başka bir kuruma. Böyle kafanda kurdukça Survivor tehlikeli bir yer açsın çünkü. Bu sefer daha değişik şeyler aklına gelebilir. Ne bileyim hiç olmamış şeyleri oluyormuş gibi acaba bana karşı mı her şey. Böyle bir psikolojik tavra girebilir. Mesela Hayrettin herkesin taklidini yapıyor. Herkes çok eğleniyor bütün taklidini. Evet. Herkesin taklidini yapıyor anladığımız kadarıyla. Batuhan da taklidini yapıyor. Gayet de benziyor. Ne alakası var ya falan diyor Batuhan evet. Hemen. Bir böyle alıngan, bir bozulgan tarafı var Batuhan'ın. Var, var, var. Böyle sanki takım ona bir şey yapsın da ben bir an önce yalnız kalayım havasına girmiş. Ben bilmiyorum. De öyle acaba öyle yalnız mi? Yani bu onun stratejisi mi acaba? Çünkü ya takım arkadaşları ondan sonra izliyorum. Atışlarda orada şimdi gayet iyi, gayet hızlı Sergen geldi. Bu Sergen gerçi bir anda Survivor'da Sergen diye biri geldi. Benim arkadaşım Sergen. Survivor izleme şeyim devim arttı diyor. Engin var. Engin'e de selamlar. Engin Kocagöz. Diyor ki mesela Sergen geldi benim izleme duygum arttı ya diyor. Çocuk çok başarılı. Beşiktaş'tım Engin. Engin bilmiyor tuttu takımı da. Ama şey beğenmiş yani sonuçta. İyi bir yarışmacı geldi diyor evet. Mutlu oluyor. Ben biliyorum daha iyi yarışmacılar da var hatta. Hani daha iyi derken çok daha iyi. Var var. Çok daha güzel yarışmacılar yedeklerden da. Bahsediyor. Yedeklerden var. Bahsediyorum. Girecektir diye tahmin ediyorum. Ondan sonra Sergen'le ilgili herkesin olumlu yorumları var. Seman dediği gibi Sergen'le ilgili sanki bir kıskançlık durumu var. Sergen geldi kimse bana bunu yapmadı vesaire falan diyor. Sergen varken, İsmail Balaban varken, daha birçok iyi yarışmacı varken... Bir seçmeye çıkacaklar. Batuhan çıkmak istiyorum tamam. Atmak istiyorum tamam. Herkes de onu veriyor. Hani seçmeyi de veriyor. Atma hakkını da veriyor. İlk böyle bir takım durumu varken ben herkesin Batuhan'ın arkasında durduğunu düşünüyorum. Ama Batuhan'da ekstra alıngan olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bu ona eksi yazar. Evet. Çünkü gittim mesela Adapazarı'na. Babam bile diyor bu çocuk sanki çok alıngan ya dedi. Çok kırılgan dedi. Yavaş yavaş insanlar onun o özelliğini keşfetti. Halbuki çok yakışıklı. Çok başarılı. Bazı çok atışları, ünlü. Bazı atışları, ünlü. Bazı her şey atışları tam. Çok tam bence de. Her şey tam. Ve şöyle söyleyeyim, Ekim, Eylül sonu falandı galiba Batuhan'ın hani kesinleştiği Survivor'da anlaşıldı ünlüler kadrosunda olacaksın diye. O zamandan beri bir çalışmış belli. Bir çalışmış. Yani hem özlü sözler çalışmış, şimdi de söylüyor sürekli bunu dile getiriyor. Güzel çalışmış ama işte bu kadar acaba... Aşırı motivasyon. Evet, aşırı motivasyon ve fazla kurmuş kafasında. Şimdi orada da ne yazık ki farklı şeyler kuruyor kafasında. Olmayan şeyleri yavaş yavaş kurmaya başladı bence. Programımız içerisinde Batuhan gibi birçok ismi konuşmaya çalışacağız ama önce bir reklam arası, reklamlardan sonra buradayız.